Bildiğiniz üzere 31 Ağustos 2018 tarihinde Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından İzmir İli Çevre Şehircilik İl Müdürlüğümüze denizde bir kirlilik meydana geldiği ve sahile vurduğu hakkında bir ihbar aldık. Bu konuda Sayın Bakanımız Murat Kurum tarafından hemen talimatlandırılarak il müdürlüğümüzden ekipler buraya intikal ettiler. İntikal eder etmez geldiklerinde burada 1,5 kilometrelik bir sahil şeridinin kirlenmiş olduğunu gördüler. Ve anında burada en yakın konuşlanmış olan yine acil müdahale konusunda ekipmanları bulunan, deniz kirliliğine müdahale yetkisi bulunan iki firmamız hemen yetkilendirdi ve hemen buraya intikal ettiler. Gelir gelmez ilk etapta gördüğünüz üzere denizde çok fazla bir kirlilik oluşmuştu. Oraya bariyerler çekildi. Kirlilik en azından hapsedildi. Dalgalarla başka taraflara yayılması önlendi. Yine sorbentlerle ve petlerle kirliliğe müdahale yapıldı. Aynı zamanda oluşan kayalıklarda oluşan kirliliklere sıcak sularla, basınçlı sıcak sularla yıkama yapıldı. Organik deterjanlarla temizlik sağlandı. Buradan itibaren 2 firmamızın 85 kişisi tarafından 30 gün boyunca temizlik mükemmel bir şekilde gece gündüz bir fiil çalışılarak temizlik sağlandı. Şu anda da gördüğünüz üzere denizimiz tertemiz olmuş vaziyette. Bütün gemilerden, her yerden parmak izi analizleri için numuneler alındı. TÜBİTAK MAM'a gönderildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın VTS görüntüleri, yani gemi trafiği görüntüleri alınarak bunlar birleştirildi. Geminin Harrier isimli Palua bayraklı bir gemi olduğu ortaya çıktı. Kuru yük gemisi olduğu ortaya çıktı. Bunu da TÜBİTAK MAM'dan yapılan analizlerle doğrulandı. Yine parmak izi analizleriyle de doğrulandı bu veriler. Bu etaptan sonra hemen bizim yine illegal deşarjlarla yetki verdiğimiz Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından ceza kesildi. 1.674.472 liralık bir TL'lik idari para cezası kesildi. Temiz bir hale getirildi. Eskisinden de iyi bir hale getirildi. Ayrıca Sağlık Bakanlığı, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan analizlerde de bugün burada açıklıyoruz. Artık yüzmeye rahatlıkla, gönül rahatlığıyla yüzmeye kullanabileceğiniz bir halde burası şu anda. Gemi şu anda söküm için gelmişti ülkemize. Ali Ağa bölgesinde söküm için gelmişti. Fakat biz gemiyi şu anda bekletiyoruz. Herhangi bir işlem yapılmıyor. Hani ola ki bir aksilik olmasın diye şu anda zaten gemiyle ilgili herhangi bir şey yapılmıyor. Orada bekletiliyor. Yani hani bu yurt içi de olsa, yurt dışı da olsa bir şekilde inşallah alacağız biz rakamları. Bu çalışma sırasında ne kadarlık bir akaryakıt toplandı, bulaşmış, ne kadar malzeme toplandı bölgeden? Onlara ilgili bilgi de verebilir misiniz? Tabii ki, onları da vereyim. Yaklaşık olarak 2400 ton katı ve 50 metreküp de sıvı tehlikeli atık toplandı. Bunlar da yine lisanslı araçlarla lisanslı bertaraf tesislerine gönderildi. Yazlık sezonumuzu kapattık sayılırdı. Girilmeyecek şekilde her tarafı kaplamıştı. Ama yetkililer bayağı bir süreç yaşadılar, çalıştılar. Şu anda gayet temiz deniz. Ve teşekkür ediyoruz yetkililere. Biz beklemiyorduk bu kadar kirliliğin bu şekilde bu kadar temizleneceğini. Ama gayet güzel bir şekilde temizlendi. Şu anda tertemiz denizimiz. Şaşırdık yani biz bir anda olunca. Bir baktık sonra hemen arkasından temizleyiciler geldiler. Bayağı faaliyet gösterdiler. Elinden geleni yaptılar ve şimdi şu anda deniz çok temiz ve iyi. Rahat yani. Denize de girebiliyoruz, balık da avlayabiliyoruz yani.